Merhaba sevgili arkadaşım, tekrar hoş geldin. Yine seninle birlikteyiz. Yay Denizi protestlerimize devam ediyoruz. Hız kesmeden, hızlı bir şekilde bundan sonraki süreçte sizlere yine yardım olacak. Umarım testleri çözmeye devam edeceğim. Yorumlarınızı bekliyorum sevgili arkadaşlar. Ve 15 numaralı testi, yine bir basit makine testini, makara basit makinelerle ilgili 3 nolu testi ProAYT kitabımızdan çözüyoruz. Birinci ünitenin 15 nolu testi. D kalınlığındaki tahtanın her iki yanında vida adımları, A, tabi buralar biraz kesilmiş sanırım. Vida adımları A'ya 2A olan X, Y vidaları şekildeki gibi tahtaya ancak dönecek şekilde ilerliyormuş. X vidası NX, Y vidası NY döndürüldüğünde, NY kez döndürüldüğünde vidaların uç noktaları birleşiyormuş. Vay 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 vay. Vidaların uç noktaları birleşiyormuş. Tahtanın kalınlığı 10A olduğuna göre yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi şöyle düşünmemiz gerekiyor. Hemen denklemimizi hatırlayalım. Çünkü basit bir ifademiz var. H ilerleme miktarı olarak düşünürse n vida tur sayısı çarpı a vida adımı şeklinde ifade ettiğimiz çok basit, mükemmel bir denklemimiz var. Çok basit. Çünkü vida her turda bir adım ilerleyecek. O zaman n tur attığını düşünürsen sevgili arkadaşım n çarpı a kadar ilerlemiş olursun. Burası 10a. Şimdi hemen birinci ifadeden başlayalım. Birinci öncülden. Şimdi bunlar birbirlerine doğru geliyorlar. X vidası 5 tur, vida adımı a kadar. O zaman hemen buraya 5 çarpı a diyorum. Artı diğer vida da bu tarafa doğru gidiyor. Zaten vidalarımızın ilerleme yönlerini sevgili arkadaşım biliyoruz. Buradaki vidamız ne yapıyor? Bu tarafa doğru ilerliyor. Diğer vidamız da bu tarafa doğru ilerliyor. O zaman bu vidaların birleşebilmesi için toplamda aldıkları yolun d'ye eşit olması gerektiğini çok iyi bir şekilde biliyoruz. Artı diyorum hemen kaldığım yerden, artı. İkinci vida ne? 2 tur dönüyor. Vida adımı 2a. O zaman 2 çarpı 2a dediğim takdirde sonuç ne geliyor? 9. A, haydi olmadı. İkinci ifadeyle devam edelim. Vx vidası 4 tur dönüyor. O zaman 4 çarpı A diyorum, artı. Yine Y vidası 3 tur dönüyor. 3 çarpı 2A diyorum. Burası 6, burası 4. Oo, mis gibi. 10A oldu mu? Aldı. Yakaladık. 3 ikinci öncül doğru. Üçüncü, bir ifade yanlış. Ne diyor? X vidası 2 tur, Y vidası 4 tur. X vidasını 2 tur döndürüyorum. O halde 2 çarpı A artı 4 tur döndürüyorum. Vida adımı 2A. 8 buradan, 2 oradan. Oh, mis gibi. Burada da 10A yakaladın mı? Buna da artı attın. O zaman vidaların karşılaşması için 2 ve 3 öncülleri gayet mantıklı. Cevap denizde olacak. Bir sonraki soru. Bir çıkrık sorusu. Düşey düzlemde şekildeki gibi çıkrık sisteminde kuvvet kazancı K'dir. P ağırlıklı yük F kuvvetiyle dengelenmiştir. Sistemin kuvvet kazancını arttırmak için. Şimdi sistemin kuvvet kazancını arttırıyoruz. Sistemin kuvvet kazancını nasıl arttıracağım? Şimdi sistemin kuvvet kazancının önce ne olduğunu görmem lazım, değil mi? Bunun için de şöyle bir şey yapalım isterseniz. Şurası orta noktası. Orta noktasından geçen eksen etrafında nasıl çevirdiğimizi bir görelim arkadaşlar. Şöyle çeviriyoruz değil mi? F kuvvetini. F kuvveti sayfa düzleminden dışarı doğru olduğu için bakın, yani bana doğru şu şekilde, o halde bu olsa bu şekilde çeviriyorum. Öncelikle onu bir görelim. O çok mu önemli Ahmet hocam? Hayır, şu an itibariyle bu soru için çok önemli değil. Ama başka bir soru için yükselme alçalmaları ifade edecekse çok önemli hale gelir. O zaman bu kuvveti biz bu eksen etrafında çevirirken kuvvetimizin uygulandığı kolun R kadar uzakta olduğunu görüyoruz. Silindirin ise küçük R. Şimdi sevgili arkadaşım, yaptığımız mantığı bir çizmek istiyorum sana. Yani şu kuvvetimizin çevirdiğimiz kolu, bakın güzelce dairesel bir ifade çizdik. Şu da silindirimizin sarılı olduğu, yani ipimizin sarılı olduğu silindirin neyi? Çembersel yörüngesi. Şimdi tabii ki de burada dikkat etmemiz gereken ifade ne? Silindir üzerine ip sarılı. Örneğin şuradan ipi aşağı doğru sardık ve ipin üstüne bir kutu, ucuna bir kutu bağladık. Hop, şöyle bir şey. Bu benim kaldırmaya çalıştığım yüküm. Ben bir de buraya ne uyguluyorum? Kuvvet uyguluyorum. O halde uyguladığım kuvveti de şu şekilde bu noktadan gösterecek olursam sevgili arkadaşım, buraya da sarılı olan ip üzerinden kuvvet uyguluyorsun. O halde şu uyguladığın kuvvet, uyguladığın kuvvetin bu noktaya olan uzaklığı senin büyük R dediğin yarıçapın, yani şu vektörün tamamı R kadar. Diğer tarafa gidecek olursak, diğer tarafta şurası ise bizim küçük R'miz, onu da biliyoruz. O halde buraya da getirdim, küçük R dedim. Şimdi P yükünü kaldırırken kuvvet denklemimizi yazarsan bakın, P çarpı küçük R eşittir F çarpı büyük R. Şimdi buradaki F'i karşıya atıp küçük R'yi de bu tarafa alırsam kaldırdığım yükü
kaldırmak için uyguladığımız kuvveti oranlamış oluruz. Bu da büyük R'nin küçük R'ye oranı gelir. Ops, büyük R'nin büyük R'ye değil, küçük R'ye oranı gelir. Şuradaki ifadeye dikkat edecek olursan sevgili arkadaşım, buradaki ifade yük bölü kuvvet, çünkü yükümüze P dedik. O zaman burası KK, yani kuvvet kazancı. Kuvvet kazancı neymiş? Büyük R bölü küçük R'ymiş. P'yi azaltmak. Çoğu öğrenci diyor ki şu P'yi azaltırsam. İyi de hocam, P'yi azaltırsam kuvvet kazancı olmaz mı? Bakın kuvvet küçüğünde ha olmaz. Çünkü kuvvet kazancı P'nin F'e oranı. Örneğin P'yi yarıya düşürdüğünü düşünürsen F de yarıya düşer. O zaman P'nin F oranı aynı kalır. O halde kuvvet kazancını P etkilemez. R'yi azaltma. R'yi azaltırsam ifade ne olur? Büyür. O zaman kuvvet kazancı artar. Peki büyük R'yi arttırma. Büyük R'yi arttırırsam değer ne olur? Büyür. O zaman kuvvet kazancı ne olur? Artar. R'yi azaltma veyahut da büyük R'yi arttırma. Gayet güzel ifadeler. İşaretlenmesi gereken seçenek D seçeneği olacak. Lütfen dikkat et. Kuvvet kazancına P bölü F dedin diye P'yi azaltırsan kuvvet kazancı artmaz. Çünkü otomatik olarak F de azalır. İşte fiziğin en önemli kısmı burası. Yani bir öncülü yorumlarken aslında diğerlerinin nasıl bağlı değiştiğini, ifadeleri nasıl etkilediğini mutlaka düşünmem gerekiyor. Bu çok önemli arkadaşım. Bunu yaparsan işler kolaylaşacak. Güven bana. Peki gelelim bir sonraki sorumuza. Düşey düzlemde geçen çıkrık şekildeki gibi R, 2, R yarıçapları verilmiş. Soruyu okumuşsundur zaten. F kuvveti P yükü H kadar yükseldi. Bakın F kuvvetiyle P yükü H kadar yükseltiyor. F kuvvetinin uygulandığı ip kaç H çekilmiştir. Şimdi basit makine konu anlatımımı izlemişseniz önemli noktalardan bir tanesine değindim. Bakın yükselmeleri istiyorsak zaten makara ağırlıkları ve sürtünmeleri ihmal edeceğiz. Öncelikle şöyle bir şey yapalım. Buradaki uyguladığımız F kuvvetinin dönme noktasına olan uzaklığı ne kadar? 2R burası. Peki şurası ne kadar? Burası da R. Şuradaki ip gerilmesi. Şimdi buradaki P'yi önce bir yukarıya taşıyalım isterseniz. Burası P ise hop takip ettiğim takdirde bura ne olacak? Burada P. Makara ağırlığı önemsiz. Ortasına bir çizgi çektim. İpteki gerilmenin ne olduğunu gördüm. 2P olduğunu gördüm. Şurası R kadar. Şurası toplamda 2R kadar. Hemen bir şu noktaya yani O noktasına göre tork alıyorum. Diyorum ki F çarpı 2R eşittir. P çarpı ne kadar? P 2P çarpı. Oradaki ip gerilmesini 2P bulmuştuk. Çarpı R kadar. Şimdi buradaki ikiler birbirini götürürse karşımıza gelecek sonuç F eşittir P gelecek. Oo, çok enteresan. Şimdi burada şunu diyebiliriz. Kuvvetten kazanç olmadığı için yoldan da kayıp ya da kazanç olmayacak. Ama benim en çok sevdiğim sistem %100 verimle çalışan sistemlerde kuvvetin yaptığı iş yük üzerinden yapılan işe eşit. Bak bu var ya, sana en zor basit makine sorularında bile yükselmeleri rahatlıkla hesaplattırabilir. Müthiş bir denklem. Ama unutma, geçerli olması için sistemi %100 verime getirmen lazım. %100 verimde değilse de öyle kabul ederek çözebilirsin. Hiç korkma. Şimdi F çarpı ne kadar çekmiştin F'i? F kuvvetiyle P yükünü H kadar. Zaten F'in çekilme miktarını istiyor. F çarpı X eşittir P çarpı H kadar değil mi? Peki F'in P'ye eşit olduğunu yukarıda gördük mü? O zaman X'imizin de H'a eşit olduğunu gördük. İşaretlenmesi gereken seçeneğimizin de A seçeneği, yani 1H olması gerektiğini yakaladık oradan. Olayı bitirdik. Güzel bir soruydu. Devam. Düşey düzlemde bulunan sürtünme sistemler F kuvvetiyle dengede çıkrığı makara ağırlığı önemsiz. Sistemin ağırlıkları oranı. Tamam, bu bizim işimiz. Şimdi ne yapacağız? Makara ağırlıkları falan önemsiz. O halde şuradan bir tork alalım ki şuradaki ip gerilmesinden bir kurtulalım. Bu ip gerilmesine göre şuraya göre tork alırsam bakın 1, 2R var burada. O halde hemen birinci sistem için 2R çarpı P1 diyorum eşittir. F kuvvetin uzaklığı şuradan 1, buradan 2 ve buradan 3 birim uzakta. O zaman ne diyorum? F çarpı 3. O zaman P birimiz eşittir 3R, ya R'ler birini götürdü, 2'yi karşıya attım, 3 bölü 2 1,5 F çıktı. Kim? P1. Hemen altına geçiyoruz. Şu sistem. Şimdi öğrencilerimiz bu sistemleri görünce korkuyor. Ya, korkulacak bir şey yok. Rahat ol arkadaşım. Problem yok. Makara ağırlıkları ve sürtünmeler önemsiz. Burası F değil mi? Şimdi ben buraya bir ip çek, buraya bir çizgi çektiğim zaman bunu iki tane ip tutmuyor mu? O zaman şuradaki gerilmeleri hemen F bölü 2'ye
F bölü 2 olarak paylaştırabilirim ama bunu yapabilmem için makara ağırlığının olmadığını görüyorum. Süzülme sistemler dengede makara ağırlıkları önemsiz. F2'yi takip ettiğim zaman burası ne? Burası da F2. Daha önceden söylediğim gibi diyorum ki makaranın ortasına bir tane çizgi çek ve hiç korkma. Yukarıya doğru 1, 2, 3 tane F2 bölü 2 yok mu bu makarayı tutan? Peki aşağı doğru da P2 ağırlığın yok mu? O zaman ikinci sistem için ne yapacaksın? P2 ağırlığım eşittir 3 tane F2 bölü 2 Ahmet hocam. O zaman P2 eşittir 3 bölü 2 F mi geldi? Gerçekten öyle geldi. F2 dediğim zaten F kadardı. Şurayı bir düzeltelim. Şöyle sildik. Orası F kadardı zaten. Dolayısıyla bu iki yükü birbirine oranlarsanız P1 P2 oranı 1 gelir. Olay bitti. Oldukça net. Güzel bir soru yazılmış. Oranın 1 olduğunu buradan görüyoruz. Peki bir sonraki soru 5. soru. Ne diyor? Düşey düzlemde bulunan kasnak sisteminde yarıçaplar verilmiş, eş merkezli perçinlenmiş. Kasnaklar sarılı olan ipler kasnak üzerinden kaymadığına göre K kasnak ok yönünde 4 tur döndürülürse. Hemen getir buraya 4 tur yaz abi. Yaz. Evet, bura ne olacak? Bura ne olacak arkadaşım? O zaman burası da 4 tur olacak. Amma kötü yazdım ha. Evet. Burası da ne olacak? 4 tur olacak. İçerideki 4 tur döndü ve yarı çapı R'ye kadar. O neye bağlı? 2R'ye. Peki bunun dönme yönü böyleyse bak ipi takip ediyorum. Bak dönüyorum ve bir ipten diğerine geçiş yapıyorum. Şöyle ve orada dönmeye başlıyorum. O zaman bu sistemde böyle döneceği için buradaki G yükü ne yapacak? Alçalacak. G yükünün ne kadar alçalacağını bulmak için önce şuradaki hamlemizi bir yapalım. Neydi? N1 R1. Şimdi şuradaki 4 tur R. O halde ne yapıyorum? N1 çarpı R1 eşittir N2 çarpı R2 bağıntımı yazıyorum. Kasnaklar arasında geçiş yaparken. Şimdi 4 tur döndüm. Ne kadar arkadaşım? Bu 4 tur R yarıçaplı değil mi? Çünkü şu kasnak 2R'ye bağlı. Dışarıdaki içeridekini döndürüyor. İçerideki de bağlı olduğu kasnağı döndürüyor. Peki bağlı olduğu kasnağın yarıçapı 2R değil mi? Adam vermiş zaten. Yukarıda da yazmış. O zaman N kim bu mesela? Üssü çarpı ne diyeceğim buraya? 2R. Bunlar birbirini götürdü. N üssü eşittir 2 tur. O halde ben buradaki tur sayımın şuradaki dışarıdaki kasnağın tur sayısını 2 tur olarak buldum. O zaman onun içindeki kasnak da 2 tur dönecek. Peki kasnağın yarıçapı ne kadar? R kadar. O zaman bu kasnağın çevresi 2 pi R. Şimdi ben bunu dişli çarklardan, kasnaklardan ya da çıkrık sisteminden hatırlıyorum. O halde şurada çevremiz neyse buradaki yükümüz ona göre yükselip alçalacak. Yükselip alçalma miktarı çok basit. Çevre çarpı tur sayısı sevgili arkadaşım. Niye? Çünkü ipi onun üstüne sarıyorsun ya da onun üstündeki ipi gevşetiyorsun. O zaman ben burada yükselme miktarına h diyecek olursam şuradaki r yarıçaplı kasnağımın çevresi 2 pi çarpı r kadar çarpı tur sayısı da 2 tur kadar. Doğru mu? 2 tur. O zaman ne yapıyorum? 2 pi r çarpı 2 tur eşittir 4 pi r kadar ne yapıyor? Alçalıyor. 4 pi r kadar aşağı iner. Doğru seçeneğimiz Bursa olacak. Yalnız B. Geldik 6. soruya. 6. soruda diyor ki 4 r yarıçaplı k dişlisi, 2 r yarıçaplı l, 6 r. Dişlerin hepsinin yarıçapları yazılmış zaten. Şekildeki düzenekte sistem kuruluyor. G ağırlığı F kuvvetiyle dengede tutulduğuna göre. Çok sağlam bir soru. Çok da zor bir soru arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Şimdi bu soruyu nasıl çözeceğimizi güzelce anlatmaya çalışacağım. İsterseniz G'den başlayıp F'e doğru gidebilirsiniz. İsterseniz F'den başlayıp G'ye doğru gelebilirsiniz. Mesela şurada ağırlığımız aşağı doğru G. Bunu biliyoruz. Şimdi buradaki G ağırlığımız buradan bir kuvvetle ipi gerecek aşağı doğru. İp bu şekilde gerildiği için şu kasnağı şu anda size gösterdiğim yönde döndürmeye çalışacak. Kasnağı bu yönde döndürmeye çalışırsa buradaki dişli ya da kasnak her ne derseniz dışarıdaki de onunla aynı yönde dönmeye çalışacak. Yani bildiğiniz şöyle bir döndürme etkisi oluşturacak. Bakın bu döndürme etkisi diğer dişliye aktarılacak. Şuradan takip ederseniz bakın tam değme noktasında diğer dişli üzerinden çizdim hop yukarı doğru. Şimdi buraya aktarılan kuvvete her şeyi söyleyebilirsin. N diyebilirsin, N üssü diyebilirsin, F diyebilirsin. Ben N diyeyim. Buraya aktaran kuvvet N diyeyim.
Şimdi buradaki yeşille gösterdiğim kuvvet ya da bu şekilde turuncuyla gösterdiğim kuvvet içerideki dışarıdaki dişliyi döndürünce içerideki dişliyi de döndürmeye çalışacak. Yani şöyle bir döndürme etkisi oluşturacak. Şimdi buraya gösterdiğim bu döndürme etkisi, şöyle çizdiğim döndürme etkisi, diğer dişli üzerinde bir kuvvetle dişliyi, bakın takip edin, bu yönde zorlayacak. Hop aşağı doğru. Burada dişliye uyguladığı kuvvetin büyüklüğüne de isterseniz ne diyelim? En üssü diyelim. Şimdi güzelce tork alarak bütün kuvvetlerimizi bulacağız. Ama dikkat. Diyoruz ki 1 O1 için tork almamız lazım. 1 O2 için tork almamız lazım. 1 de O3 için tork almamız lazım. Şimdi sevgili arkadaşım O1'den başlıyorum hemen. Tork almaya N'i bulacağım. N'den buraya geçeceğim. N üssünü bulacağım. N üstünde de F'i bulacağım. Sanırım mantık anlaşılmıştır. O zaman diyorum ki O1 için güzelce bir tork al bakalım Ahmet. O1 için tork alıyorum sevgili arkadaşım. Yaptığım şey şu. G çarpı 2R. Bak bak bak. Bu uzaklığı görüyorsun değil mi? 2R. Değil mi? Eşittir. N çarpı 4R. Sadece bu tarafı düşünüyorsun. Aktarılan kuvveti. Ne diyorum? G çarpı 2R eşittir. N çarpı 4R oluyor. Şimdi buradan N'i bir çekelim. N eşittir. G bölü 2. Temiz. O halde N yerine ne yazıyorum? G bölü 2. Şimdi bu G bölü 2'yi şuradan yani ortadaki dişli sisteminden yola çıkarak N üstüne aktaracağım. Hadi devam. Onun için de O2'ye göre tork almam gerekmiyor mu? Yazıyorum O2 için basitçe. O2 için tork alıyorum. Eşittir. Şimdi ne diyeceğim bu sefer? Yapmam gereken şey ne? G2 yani G bölü 2 değil mi? Çarpı dikkat. O noktaya olan uzaklığı yani dönme noktasına olan uzaklığı şurası değil mi? Ve sen buranın 6R olduğunu yukarıdan biliyorsun. Şuraya kadar bak merkezden okun tamamı 6R. O zaman getiriyorsun buraya 6R yazıyorsun çarpı eşittir en üssü bak en üssü çarpı dönme noktasına dik uzaklığı 2R. O zaman buraya aktarılan kuvveti de böylece bulmuş oluyoruz. Şimdi şu 2'yi karşıya atarsam ne olacak? 6 bölü 4'ten 3 bölü 2. En üssü eşittir. 3 bölü 2G geldi mi arkadaşım? Geldi. O zaman Ahmet hocam ben getirip buraya 3 bölü 2 yazsam mükemmel olur. Tabii ki de yazarsın. Şimdi bu kez de ne yapacağız? O3'e göre tork alacağız ama şuradaki uzaklığımızın da ne olduğunu biliyoruz. Şu mesafenin de 3R olduğunu biliyoruz. O zaman en üssü diyorum ki O3 için tork çok sağlam bir soru görüyorsun. Hani bunu bu kadar değil de böyle iki tanesini vererek çok daha rahat sorabiliriz. O zaman ne diyorsun? En üssü neydi zaten? Yazalım istersen yerine yazalım. Yukarıda buldun. 3 bölü 2G çarpı 3R eşittir. F çarpı 1R. Doğru mu yaptım? Evet doğru yaptım. R'ler birbirini götürdü. F eşittir. Tertemiz. 9 bölü 4 ne çıktı? G. Sana zaten kaç G olduğunu sor. 9 bölü 4 özür diliyorum. 9 bölü 2. O da sonunda küçük bir hata yaptık. 9 bölü 2 F. 9 bölü 4 olsaydı şıklarda var ya. Şartlıyorduk ha. 9 bölü 2 olacak. Doğru seçeneğimiz Edirne. Bir sonraki soruyla devam ediyorum. Düşey düzlemde bulunan sürtünmelerin ihmal edildiği şekildeki çıkrık sisteminde türdeş x y'sinin kütle merkezleri arasındaki düşey uzaklık h. Çıkrık ok yönünde bir tur çevrilince x y'nin kütle merkezi aynı hizaya geldiğinde h soruyor. Tamam hiçbir problem yok. Çıkrığı bu şekilde ok yönünde çevirdin mi? Çevirdin. O zaman şunu söyleyebilir misin? Şuradaki y cismi ne yapacak? Şuradaki y cismi buradan hop yukarıya çıkacak. Peki x cismi buradan hop aşağı inecek. Çünkü çevirdiğin yönde ipi aşağıya doğru bırakıyorsun. Bu da buradan aşağı inecek mi? Bu ikisinin yer değiştirmeleri toplamı neye eşit olacak? H'a eşit olacak. Peki bu çıkrığı şimdi büyük olan kısmı şöyle düşünürsen 2R uzunluğundaki 2R büyüklüğündeki yarıçap üzerinden çeviriyorum. Yani şuraya 2R diyorum. O halde şuradaki yükselme burada bir tur çok önemli. Bir şeyin bu üzerine ip sarılan silindir, dişli çark, kasnak gibi sistemlerde ya da çıkrık gibi sistemlerde buradaki çekilen ipi H olarak ifade edersen sadece olduğu yerde döndüğü için şöyle ifade edebilirsin arkadaşım. Çevre çarpı ne sayısı? Tur sayısı. Şimdi o zaman buraya hemen çevre. Büyüğün çevresi ne? 2pi çarpı 2r değil mi arkadaşım? Çarpı tur sayısı 1 mi? Mis. Küçüğe bakalım. Küçüğün üzerine sarılı yani r'nin. O halde aşağıya doğru bırakılan ip 2πr çarpı ne? 1 tur. Bak çevre çarpı tur sayısı.
Çevre çarpı tur sayısı. Peki bunlar birbirine doğru geliyor mu? Evet, birbirine doğru geliyor. O halde bunlar için h mesafesini nasıl yazacağım? Bu ikisinin toplamı. Yani 2 pi r çarpı 1 tur artı 4 pi r çarpı 1 tur yazmaya gerek yok. 6 pi r geldi mi? Cisimler arası uzaklık. O halde bizden r'nin h'a oranını istiyor. Şimdi ben bu 6 pi r'nin h olduğunu biliyorum. O zaman resmen diyor ki adam h'ı kaç yap? 6 pi bu tarafa. Tamam, yapalım. R bölü h'ı mı istiyorsun kardeş? 1 bölü 6 pi ve bunu da rahatlıkla götürüp seçenekler arasında bulup hop C seçeneği olarak işaretledin. Bitti de gitti. Şimdi gelsin bir sonraki soru. Bakalım ne diyormuş. Düşey düzlemde makara R eş merkezli olacak şekilde perçinlemiş sistem kuruluyor. X makarasında ağırlığı P yükü serbest bırakılıyor. Şimdi P yükü serbest bırakılıyor. Bu da çok sağlam soru. R yarıçaplı dişler bir tur döndüğüne göre 3R yarıçaplı X makarası hangi yönde kaç tur döner? Şimdi şurada şu ipteki gerilme ile şu ipteki gerilme farklı olamaz. R'ye R dışarıdaki dişlerimiz özdeş. Yalnız şu ipteki gerilmeye T dediğimde bu ipteki gerilme de T mi sevgili arkadaşım? Buradaki T'nin şurada oluşturduğu tork etkisi T çarpı R kadar. Ama bunun oluşturduğu tork etkisi T çarpı 2R kadar. Yani bu taraftaki tork daha büyük. O zaman kesinlikle bunun dediği yönde dönecek. Yani şuradan aşağıya doğru çekeceğim. Şöyle hop, bu böyle dönecek. Bunun böyle dönmesi bak, birinden şöyle düşün. Birinden diğerine geçiş yapıyorsun. Şöyle geldin mi? Buradan diğerine geçiş yapıyorsun arkadaşım. Buradan diğerine geçiş yaparsan diğerinin de dönüş yönünü bulmuş oluyorsun. Yani bu da bu şekilde döndü mü? Döndü. Bunun bu şekilde dönmesi demek içerideki küçük dişlinin de onunla aynı yönde dönmesi anlamına geleceği için şu ipi yukarıya doğru çekeceğiz. Bak, olayımız burada kopuyor işte. Şuradaki soldaki ipi yukarıya doğru çekiyorsun. Çok önemli. Sağdaki ip ise aşağı doğru hareket ediyor. Bu da çok önemli. O zaman X dişlisi bu iki ipi takip ettiğin takdirde bir yönünde dönecek diyebilirsin. Bir kere dönme yönünü bulduk. Şimdi bizden neyi soruyor? Tur sayısını. R dişlisi dişler bir tur döndüğüne göre. Zaten bunlar eş merkezli. Bir tur döndüğüne göre şuradaki ipi ne kadar aşağı bıraktığını söyleyebilirsin. Çevre çarpı tur sayısı. Yani 2 pi çarpı. Bak, 2 pi çarpı 2 r çarpı 1. Şuradakini ise 2 pi çarpı 1 r çarpı 1. O zaman şöyle düşünürsek, bu çok güzel bir teknik, gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ayrı ayrı toplayıp böyle yapmaktansa şuradaki 2 pi r çarpı r'den 2 r'den 4 pi r. 4 pi r'nin yarısı dönmeye gidecek, yarısı ötelemeye gidecek. Yani 2 pi r'si aşağıya doğru öteleme, 2 pi r'si de dönme. Şuradaki 2 pi r'nin pi r'si dönmeye gidecek. Pi r'si de yükselmeye gidecek. Diyelim ki sana p yükünün yükselme miktarı sordular. Bu ikisi zıt yönde olduğu için p yükü aşağıya doğru pi r'ye kadar indi. Peki dönme miktarı sordular. Bak, pi r burada. 2 pi r de burada. Toplamda 3 pi r. O zaman diyeceğim ki ben x makarası ne kadar döndü? 3 pi r kadar döndü. Bazı arkadaşlar şunu da yapıyor. İşte bunları toplar, yarısını alırım. İşte çıkarır, yarısını alırım. Bence bu daha tatlı, bu daha güzel. Konu anlatımında da yaptım bunu. 3 pi r eşittir. Neydi? Çevre. Yarı çapın 3 r olduğunu görüyorum. Çevresi o zaman 2 pi çarpı 3 r çarpı n tur sayısı. O zaman şuradaki 3 pi r ile buradaki 3 pi r gitti. Geriye bir 2 kaldı. Karşıya attım. N eşittir. Mis gibi 1 bölü 2 çıktı. Dönme yönünün 1 olduğunu gördük. Bir yönde 1 bölü 2 tur dedik. Cevap B seçeneği, işaretledik ve geçtik. Oldukça sağlam bir soruydu. Gerçekten çok sağlam bir soruydu ama üstesinden geldik. Çözdük. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Fizikle kalın. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.